Merhaba Atıf ekran kanalının çok değerli izleyicileri ve takipçileri, sosyal medyanın yeni yüzü kanalımıza hoş geldiniz. Suriye'deki son gelişmeler temalı yeni bir video çalışmamızla daha sizlerle beraberiz. Bugünkü çalışmamıza geçmeden önce hepinize en derin selam ve saygılarımı iletiyorum. Evet sevgili izleyiciler, Suriye ilişkin aktaracağımız gelişmelere geçmeden önce isteseniz bir Suriye haritasına bakalım ve özellikle Suriye'de tarafların kontrol ettiği bölgelerin durumuna bir göz atalım. Suriye haritasına baktığımızda özellikle tarafların kontrol ettiği bölgelerin sınırlarında herhangi bir değişikliğin olmadığı görülüyor. Bir diğer ifadeyle tarafların Suriye'de kontrol ettikleri bölgelerdeki pozisyonları devam ediyor. Suriye ilişkin aktaracağımız il gelişme İdlib'in güneyinden geliyor. Suriye rejim güçlerinin muhaliflerin kontrolünde olan İllib'de M4 karayolunun güneyindeki bazı yerleşim yerlerine yönelik saldırılar düzenlediği haber veriliyor. Bazı yerleşim yerlerine yönelik bombardıma şeklinde düzenlenen saldırıda can kaybı ve yaralanmalar olup olmadığı konusunda ise herhangi bir bilgi verilmedi. Suriye'den aktaracağımız bir diğer gelişme haberi ise İŞİD'e ile yönelik düzenlenen Fırat Kalkan harekatıyla kontrol altına alınan bölgedeki Elbap'tan geliyor. Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu eski adı Özgür Suriye Ordusu'nun kontrolünde olan Elbap'ın güneyinde Suriye rejim güçleriyle Suriye Milli Ordusu güçleri arasında çatışmalar yaşandığı haber veriliyor. Halep'ten Mebiche doğru giden ve Elbab şehrinin hemen güneyinde geçen M4 karayolunun yakınında yaşanan çatışmalarda taraflar arasında herhangi bir can kaybı olup olmadığı konusunda ise bilgi aktarılmadı. Bölgedeki çatışmaların Halep'ten Mebiche doğru giden ve Elbab'ın hemen güneyinde geçen M4 karayolunun yakınlarında yaşandığı belirtiliyor. Suriye'den atacağımız bu gelişme ise ülkenin iki farklı noktasında meydana gelen patlamalarla ilgili. Ülkenin kuzeyindeki Halep ve ülkenin güneyindeki Dera şehirleri yakınlarında yaşanan iki ayrı patlamada 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Halep ve Dera'da meydana geldiği belirtilen ve 6 kişinin hayatını kaybettiği patlamaların kim ve kimle tarafından gerçekleştirildiğine dair ise herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Suriye'den aktaracağımız bu gelişme ise Deir Zorun hemen güneyindeki Şuhail kentinden geliyor. Deir Zorun hemen güneyinde yer alan ve Suriye demokratik güçlerinin kontrolünde olan Şuhail kentinde motosiklet kullanmanın yasaklandığı haber veriliyor. Bu ilginç yasaklamaya gerekçe ise kente motosikletli oldukları belirtilen bazı kişilerin sivillere ve askeri görevlere yönelik saldırılar düzenlenmesi gösterildi. Şu el kentinden son günlerde bazı motosikletli kişilerin sivillere ve askeri personele yönelik saldırılar düzenlediği dile getiriliyor. Bu saldırılar sonrasında Suri demokratik güçlerin kontrolünde olan Şöyl'de motosiklet e, kullanımı belli bir süreliğine yasaklanmış oldu. Değerli izleyiciler, Suriye ilişkin atarcamız belki de bugünün en önemli gelişmesi ise Türkiye sınırının hemen yanı başında bulunan Kamışlı'dan geliyor. Kamışlı'dan malumunuz son günlerde Suriye Demokratik Güçleri'nin bünyesinde yer alan iş güvenlik güçleri olarak nitelendirilen Asayiş grubu ile Suriye rejim güçlerine bağlı ulusal savunma güçleri arasında yoğun çatışmalar yaşanıyordu. İşte bu son günlerde yaşanan bu yoğun ve şiddetli çatışmalar sonrasında Suriye rejim güçleri uzun bir aradan sonra ilk defa Suriye'de toprak kaybetmiş oldu. Kamışlı'da Suriye Demokratik Güçlerine bağlı İç Güvenlik Birimi Asayişi ile Suriye rejim güçlerine bağlı ulusal savunma güçleri arasında yaşanan bu çatışmalar sonrasında uzun bir aradan sonra Kamışlı'daki bazı mahallelerin denetimi Suriye rejim güçlerinden Suriye Demokratik Güçlerine geçtiği haber veriliyor. Kamışlı'da yaşanan bu değişiklik sonrasında Suriye rejim güçlerinin hava alanı ile bağlantıları da kopmuş oldu. Kamu Türkiye sınırından havaalanına kadarki belli bir kısım Suriye rejim güçlerinin kontrolünde bulunuyordu. Kentteki çatışmaların ardından bazı mahallelerin Suriye demokratik güçlerine bağlı asayiş grubuna geçmesinin ardından işte haritada da gördüğünüz gibi bölgedeki Suriye rejim güçlerine ait bölgelerin hava alanı ile direkt bağlantıları kopmuş oldu. Kamışlı'da yaşanan son değişiklikler haritaya bu şekilde yansıyor. Evet izleyiciler, Kamışlı'da yaşanan çatışmalar sonrasında tarafların kontrol ettiği bölgelerdeki değişiklik haritaya bu şekilde yansıyor. Kamışlı'da yaşanan çatışmalar sonrasında kentteki bazı mahallelerin Suriye Demokratik Güçlerine bağlı asayiş grubuna geçmesinin ardından asayiş grubuna bağlı birliklerin özellikle Irak Savaşı'nda hafızalardan kalan ABD yapımı Hammer tipi askeri araçlarla kente tur attıkları að vera verið, að vera verið, að vera verið. Bölgeden gelen kimi görüntülerde ise asayiş grubuna bağlı askerlerin özellikle yüksek noktalara çıkarak asayiş bayrağını astıkları görülüyor. Evet sevgili izleyiciler, Türkiye sınırının hemen yanı başındaki Kamışlı'da yaşanan bu gelişmeler belki de Suriye Demokratik Güçleri adına son günlerde bölgede yaşanan en önemli bir kazanım olarak kayıtlara geçiyor. Bu son değişiklikle her ne kadar kentin hava alanı hala rejim güçlerinin kontrolünde olsa bile Suriye Demokratik Güçlerine bağlı Asayiş Askeri Grubu'nun kente önemli bir üstünlük elde ettiği dile getiriliyor. Evet değerli izleyiciler, Suriye ile ilgili bugünkü çalışmamızı sonlandırmadan Suriye'den aktaracağımız son gelişme ise hemen Membiç'in kuzeyinden geliyor. Membiç'in kuzeyinde Suriye demokratik güçleriyle Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu askerleri arasında çatışmalar yaşandığı haber veriliyor. Değerli izleyiciler, malumunuz Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu uzun bir süredir Suriye demokratik güçlerinin kontrolünde olan Membiç'i almayı planlıyor Evet izleyiciler toprakları farklı gruplarca parçalanmış Suriye ilişkin şimdilik aktaracaklarımız bunlardan ibaret edelim ve bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle Sağlıcakla kalın mutlu kalın